Menü tanımlamalarını nasıl yaparız? Restoran modülümüze geldiğimizde parametreler ekranımızı çalıştırarak menü başlıkları ekranımızdan restoran satış ekranındaki menü başlıklarımızı oluştururuz. Ekranı çalıştırdığımızda burada menü başlıklarımız için bir kırılım, menü başlıklarımız ve menü başlıklarımızın yer aldığı üst gruplar yer almaktadır. Dilersek burada tek birer sayılar verebileceğimiz gibi hesap planı tarzında kırılım oluşturarak da örneğin restoran satış ekranında menüdeyken sütlü tatlılara tıkladığımızda bir alt kırılımda fit tatlıların çıkmasını istersek eğer böyle bir kod kırılımı gerçekleştirmeliyiz. Yeni bir menü başlığı oluşturmak için ekle diyerek burada örneğin menü başlığı şeklinde bir kod belirtip fındıklı tatlılar şeklinde bir menü başlığı oluşturarak üst grupta ise bu tanımlamış olduğumuz tanımlamaları ana gruplarda tanımlayacağımız grubu belirtiriz. Üst grupta ise menülerimizin en üst alanında yer alan menü gruplarını oluştururuz ve bunun için bu grubumuz yiyecek bölümüne dahil olduğundan yiyecek grubunu yazarız. Yetki kodu alanına geldiğimizde kullanıcılar arasında yine kısıtlandırmasını sağlamak istiyorsak buradan yetki kodu verebilir. Renk kodu ile menümüzü açtığımızda burada ürünün başlığının renkli gelmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde kaydettiğimizde yeni bir alt kırılımda menü başlığı oluştururuz. Oluşturmuş olduğumuz başlıklar sonrasında stoklarımızı kategorize etmemiz gerekmektedir. Bunun için yeni sekme açarak stok kart listesini çalıştırıp fındıklı tatlılar için açıklama alanına örneğin şeklinde ürünümüzü çağırıp değiştirdiğimizde burada restoran bölümü alanında mutlaka menü grubunun seçilmiş olması gerekmektedir. Menü gruplarını seçmediğimiz herhangi bir stoğu menü grubunda yayınlayamayız. Menü grubuna bağlamadığımız stoklar satış ekranında karşımıza gelmeyecektir. Fındıklı tatlılar menü grubumuzu seçerek yine burada faturalar için geçerli olabilecek yiyecek, içecek veya muhtelif durumundaki türlerden ilgili türümüzü seçip ürünümüzü kaydettiğimizde ve yeni bir sekme daha açarak restoran satış ekranımızı çalıştırdığımızda buradan menü kısmına gelerek yukarıda menü üst başlıklarımız yer alacak. Menü üst başlıklarımızdan yiyecek bölümünde yer alan tatlılar kırılımının altında ve buradaki şerbetli tatlılar bölümüne gelerek fındıklı tatlılar bölümüne ulaşıp bu şekilde ürünümüzü seçerek satış işlemini gerçekleştirebilmekteyiz.